Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir tarifle geldim. Hepimizin çok sevdiği pişi yani hamur kızartması dünya mutfaklarında da farklı tariflerle farklı şekillerde yapılmakta. Ben bugün sizlere Çin usulü pişi nasıl yapılır onu göstereceğim. Gerçekten de pamuk gibi ve hiç yağ çekmiyor. Umarım denersiniz. Hemen tarife geçiyorum. 200 ml'lik bardak ile 1,5 su bardağı suyun yani 300 ml suyun içerisine 1 silme tatlı kaşığı kadar şeker ve yarım paket yaş maya ilave ediyorum. Yaş maya yerine 1 paket instant maya da kullanabilirsiniz. Karışımı tamamen homojenize oluncaya kadar güzelce karıştırıyorum. Mayalı suyu bir kenara alıp uygun bir yoğurma kabının içerisine 3 su bardağı un ilave ediyorum. Unun orta kısmına bir çukur açıp içerisine bir adet yumurta, bir paket kabartma tozu veya bir çay kaşığı kadar karbonat, bir çay kaşığı kadar da tuz ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. Önceden hazırlamış olduğum mayalı suyu karışıma azar azar ilave ederek önce bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Daha sonra ise elimle bir hamur yoğuruyorum. Un miktarı biraz az geldiği için ek olarak yarım su bardağı kadar daha un ilave edip hamuru güzelce toparladım. Toparlamış olduğum hamurun üzerine 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edip tekrardan şöyle bir yoğuruyorum. Hamurumuz artık hazır oldu. Şimdi üzerini kapatıyorum ve 10 dakika kadar bu şekilde dinlendiriyorum. Dinlenmiş hamuru tekrardan dinlendirmek üzere bir streçin üzerine alıp streçle güzelce sarıyorum. Bunu yapmamızın nedeni hamurda çok fazla hava kabarcıklarının oluşmasını önlemek. Ve hamurumuzu streç ile güzelce sardıktan sonra üzerine bir bez koyup yarım saat kadar dinlendirelim. Ve hamurumuz artık yeterince dinlenmiş. Ne kadar güzel sardıysam yine de kenarlarından taşmış. Şimdi ellerimi sıvı yağ ile yağlayıp hamuru güzelce toparlıyorum. Hamuru bir beze haline getirdikten sonra tezgah ve ellerimi tekrardan yağlayıp merdane yardımıyla yarım santimetre kalınlığında olacak şekilde açıyorum. Hamuru yeterince açtıktan sonra bir bıçak yardımıyla iki parmak aralıklarla kesiyorum. Yanıma bir kase de su alıyorum ve hamurlardan bir tanesini alıp üzerine elimle su sürüyorum ve diğer hamuru da onun üzerine koyuyorum. Bu şekilde hamurların birbirine yapışmasını sağlıyorum ve tüm hamurlara aynı işlemi uyguluyorum. Aralarına su sürerek tüm hamurları birbirine yapıştırdım. Şimdi elime bir hamur kartı aldım ve hamurun orta kısmından şöyle bastırıyorum. Dilerseniz bu işlemi farklı bir aletle de gerçekleştirebilirsiniz. Hamurun baş taraflarını da elimle bu şekilde birbirine birleştiriyorum ki pişerken düzgün görünsün.
Hamurları kızartmak için uygun bir tencere alıp içerisine bir su bardağı kadar sıvı yağ ilave edelim ve yağı güzelce ısıtalım. Isınmadan kesinlikle hamurlarımızı içerisine atmıyoruz. O şekilde yaparsak eğer hamurlarımız birazcık kuru olur ve güzel kabarmaz. Bu aşamada hamurların üzerine kaşık yardımıyla kızgın yağ atarsak hem daha güzel kabarır hem de daha güzel pişer. Ve sizlerle birlikte Çin usulü pişi nasıl yapılır onu da öğrendik. Gerçekten de yumuşacık, hiç yağ çekmeyen ve de çok lezzetli pişiler oldu. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, emoji tayhosu yorum bırakmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın ki bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olasınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.